Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 175, 176, 177 Tuna Yayınları 3. sınıf hayat bilgisi kitabı meyve ve sebzeler metni etkinlik cevapları sayfa 175, 176, 177 3. sınıf hayat bilgisi kitabı meyve ve sebzeler metni etkinlik cevapları 3. sınıf hayat bilgisi kitabı sayfa 170, 176, 177. Soru: meyve ve sebzelerin yetişme koşulları nasıl olabilir? Araştıralım ve arkadaşlarımıza anlatalım. Kısa cevap: her meyve ve sebzenin yetişme koşulları birbirinden farklıdır. Kimi meyve ve sebze çok su isterken kimileri çok fazla ihtiyaç duymazlar. Genel olarak meyve ve sebzeler su, toprak, gübre ve güneşe ihtiyaç duyarlar. Uzun cevap: sebze ve meyveler toprakta farklı yerlerde ve farklı şekillerde yetişirler. Neden sebzelerin bazıları toprak üstünde, bazıları toprak altında, bazıları ise ağaçlarda yetişir? Pancar ve havuç tohumları gibi tohumlar toprağa ekilirken patates, sarımsak ve soğanın toprağın içinde yerleştirilir. Pancar, patates, sarımsak ve turp gibi sebzeler toprağın altında yetişirler. Patlıcan, karnabahar gibi ürünler fideleri ekilir ve bu ürünler toprağın üzerinde yetişir. Bazı bitkiler soğuğa dayanıklı olmakla beraber bazıları sıcak havalarda yetişir ve güneşe ihtiyaç duyar. Her meyve sebzenin ihtiyaç duymuş olduğu güneş, toprak ve gübre ihtiyacı birbirinden farklıdır. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz ki bitkilerin yaşayabilmesi için toprağa, suya, güneş ve havaya ihtiyaç vardır. 3. sınıf Hayat Bilgisi Tuna Yayınları ders kitabı sayfa 177 cevapları. Soru: aşağıdaki kutucuklarda en çok sevdiğiniz meyve ve sebzelerin resimlerini yapıştıralım. Altlarındaki noktalı alanlara hangi koşullarda yetiştirdiklerini yazalım. Cevap: portakal. Portakal 23 ile -3 derecelik yerlerde yetişebilir. Kış meyvesi olsa da aşırı soğukları gelişimini engelleyebilir. Ekildiği toprakta tuz miktarı düşük olmalıdır. Karpuz. Karpuz sıcak ve ılıman iklimde yetişir. Soğuğa karşı hassas bir meyvedir. Tohum ekildiği zaman toprak sıcaklığı 12 derecenin üzerinde olmalı ve nem oranı çok olmamalıdır. Aşırı sular toprağı sevmezler. Ağır kilidi toprağı iyi yetiştirmezler. Çilek. Çilek -10 derecede kadar soğuğa dayanabilir. Çilek kumlu, tınlı ve hafif toprakları sever. Kireç oranı yüksek olan topraklarda çilek yetiştirmek zordur. Dikimi ilkbahar bir gün, kış, yaz, sonbahar olarak her mevsimde yapılabilir. Ancak verim almak için selim ve nemli havalarda çiçek ekimi yapılmalı, sıcak havalarda ürün mahsulü alınmalıdır. Üzüm. Çok fazla yağmur olan bölgelerde iyi yetişmezler. İyi bir şekilde yetişebilmesi için havanın çok soğuk olmaması gerekir. 1. Bitkilerin büyüyüp gelişmek için nelere ihtiyaç olduğunu söyleyelim. Kısa cevap: bitkilerin büyüyüp gelişmek için toprağa, suya, güneşe ve havaya ihtiyaç vardır. Uzun cevap: bitkilerin büyüyüp gelişmesi için her ne kadar toprağa ve suya, güneşe, havaya ihtiyaçları olsa da bu ihtiyaçlar bitkinin çeşidine göre değişmektedir. Bazı bitkiler çok fazla güneşe ihtiyaç duyarken bazıları güneşten olumsuz etkilenmektedir. Bazı bitkiler çok su isterken bazıları çok su gördüğü zaman bozulmakta ve verimi azalmaktadır. Bunun için bitkinin çeşidine göre su, toprak ve güneş ışığı ihtiyacı karşılanmalıdır. 2. Bahçede yetiştirilen sebzelere örnek verelim. Kısa cevap: bahçede yetiştirilen sebze örnekleri: patates, turp, kereviz, marul, lahana, ıspanak, barbunya, fasulye. Uzun cevap: bahçede yetiştirilen sebzelere örnekler: bezelye, pazı, ıspanak, lahana, soğan, sarımsak, kırmızı pancar, kereviz, turp, brokoli, tere, roka, bakla, maydanoz, nane, Brüksel lahanası, marul, enginar, pırasa, havuç, domates, salatalık. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum map sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.
İyi dersler.